Ajans Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Barış Ertuğ ile ikinci yayınımızı yapacağız. Barış abi izinden döndü ama bir konuğumuz var. Radyo Spor'un başarılı programcılarından Engin Çetin de bugün programımıza destek olacak. Barış abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi tabii önce bir açıklama yapayım. Eyüp, Barış abi ikinci videomuzu çekelim dediği zaman. Şimdi tabii insan kariyerinde belli bir noktaya gelince, 15 yıl, birçok görevler vesaire, yoğunluk, kendi YouTube yorumcunu getirebilme hakkın oluyor. Engin Çetin alt kiralama yöntemiyle YouTube'un bu üçüncü partiye ben şey yaptım. Gerektiği yerde ben tabii yanlış bir şey olursa konuşmalarda düzeltirim. Ama takıldığın yerde müdahale edecek. Takıldığı yerde şey yapıyor ama yok, Engin Çetin zaten Radyo Spor'da yaptığı programlarla, yorumculuğuyla spor camiasında zaten yeri belli. Tespitleri, resim çekme kabiliyeti, ressam kendisi çok iyi resim çekiyor. Ama işte bu mecraları yani çok iyi takip eden, sporu çok iyi bilen bizim yorumcularımızdan en önde gelenlerden biri Engin Çetin. Dolayısıyla benim YouTube yayınlarımda da bundan sonra artık direkt... Müsait olduğu zamanlarda gelecek. Tabii, buyursun. Bir de izleyenlerimize şunu söylemek istiyorum. Şimdi ilk videoda Barış abinin çok vakti yoktu. Altındaki mesajlara bakamadı ama ben hepsini tek tek inceledim. Bundan sonraki Barış Ertuğ videolarına siz mesaj attığınızda ben soru, görüş, eleştirilerinizi burada bir sonraki videoda ileteceğim. Bunu söylüyorum. Artı lütfen bu yayını da beğenip altına mutlaka yorum yazın sevgili izleyenler. 100. beğenene forma hediye ediyoruz. Hangi takım tutuyorsa. 100. küfür edene de mahkemeye veriyoruz. Yani o şekilde seçimler yapacağız. Şimdi bir dakika, 100'ü geçiyor abi bizim bu hediyeler. Formayı almak zorunda kalırsın. Her yüzüncüye bir forma hediye edebiliriz. Her 100. yani küfürleri de sayıyoruz. 100. küfür edene de süründürüyoruz. Yani onu söyleyelim. Mahkeme. Tabii. Peki Barış abi yavaş yavaş konuya girelim. Fenerbahçe ile başlayalım. Dün akşam Fenerbahçe taraftarları uzun bir aradan sonra Kadıköy'den mutlu ayrıldı. Çok rahat bir galibiyet elde etti Fenerbahçe. Nasıl bir karşılaşma oldu? Neler söylersin? Çok rahat bir karşılaşma oldu. Yani bir kere zaten rakiplerin puan kaybetmesiyle ilk hafta motivasyonu, Fenerbahçe'nin iç sahada oynaması ve Süper Lig'e yeni gelmiş bir takımla nispeten zayıf ve Süper Lig tecrübesi olmayan bir takımda oynuyor olması bir kere çok ciddi bir fikstür avantajı var. Ve rakiplerin de zor fikstürlerde, ilk hafta fikstüründe işte ne bileyim Denizli Spor'la deplasmanda oynuyorsunuz. Denizli Spor da bu lige yeni gelmiş ama ilk hafta motivasyonu ve iç sahayla birleştiği zaman, iki motivasyon birleştiği zaman iç saha ve şey, bu ciddi anlamda zorlar rakibi. Keza aynı şey Beşiktaş için geçerli, Trabzon için geçerli ama Fenerbahçe içeride oynuyor ve üstelik yeni gelen takım oynuyor. İlk hafta motivasyonu Gaziantep'in ikinci haftaya taşınıyor. İlk hafta sen Kadıköy'e gittiğin zaman dur bakalım ya, daha Süper Lig'e yeni geliyoruz, Süper Lig'in en gediklisine gidiyorsun yani. Dolayısıyla bir kere bu bir avantajdı. Başka bir avantaj daha Fenerbahçe'nin, yani ilk hafta motivasyonu, iç saha motivasyonu, bir de 5 sezon olmuş, 6 sezon olmuş artık senin şampiyonluk hasretin. Beklenti inanılmaz seviyeye çıkmış. Ona uygun transferler yapmaya başlamışsın her ne kadar tamamlamamış olsan da. Bütün bunlarla beraber tabii beklenti, dolu tribünler. Zaten Fenerbahçe'nin lider bitireceği haftayı maç oynanmadan belliydi. Ha lider bitirecek ama iyi oynayarak mı lider bitirecek, kötü oynayarak mı lider bitirecek, 1-0'la mı, 2-1'le mi, 3-2'yle mi, 5-0'la mı, bu belli değildi. Burada tabii pozisyonlar, maçın başı, Fenerbahçe'nin mutlak üstünlüğü, arka arkaya gelen kolay goller, kolay penaltılar arka arkaya vesaire. Bütün bunlar ama işte ne bileyim ikinci penaltısını Fenerbahçe kaçırıp üçüncü golü şahane bir gol. Emre'nin nefis bir asisti, müthiş bir Vedat Muriç performansı ki maç boyunca Emre ve Vedat Muriç aldı, sürükledi maçı. Bunlar da birleştiği zaman kolay bir galibiyet olarak ortaya çıktı. Tabii sadece Gaziantep'in zayıf bir rakip olması, maçın Fenerbahçe'ye uygun bir fikstür olmasıyla izah etmekle yetmez. Bana göre Fenerbahçe'nin isteği, arzusu, motivasyonu, takım olma hüviyeti, Emre Berez olma sadece bu takıma abi olarak, lider olarak değil, saha içindeki maçı yöneten, orkestra eden adam olarak da, orkestra şefi olarak da performansı çok farklı bir noktaya taşıdı. Nitekim Emre oyundan düştüğü noktada, ki oyun belki Emre'yi bir 5-10 dakika daha geç aldı. Yani daha biraz daha erken alabilirdi. Fenerbahçe'nin yine eski topu ileriye taşımakta zorlanan görüntüsü ufak ufak kendini belli de etti. Tabii onda skor avantajının 3-0'ın vesaire 4-0'ın da etkisi de var ama günün sonunda baktığınızda Fenerbahçe zaten bu sezon şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olmak zorunda.
buna uygun kadroyu da kurmaya başladı. Daha kuramadı ama kurma yolunda, önemli yolda kat etti. Dolayısıyla artık özür, bahane vesaire zamanı kalmadı Fenerbahçe için. Bugün Beşiktaş iki şampiyonluğu var. Stadını yapmış. Üzerine arka arkaya sürekli kötüye giden bir Beşiktaş, sürekli küçülen bir Beşiktaş ama hala o iki şampiyonluğun etkisi var. Yani araya Galatasaray girdi ama o iki şampiyonluğun da arkasında Fenerbahçe kaldığı için Fenerbahçe'nin kredisi en zayıf olan takım olarak tabii ki daha aç, daha istekli, daha arzulu, daha motive olması gayet normal. Benim beklediğim kadar bir Fenerbahçe gördüm. Ne beklediğimden az, ne beklediğimden çok gördüm. Beklediğim kadar bir Fenerbahçe. Peki Engin Çetin'e dönüyorum. Şimdi Fenerbahçe taraftarları çok mutlu oldu. Hatta bazıları aşırı mutlu olup transfer olmasa da bu takım bu sezon yarışmacı olur düşüncesini paylaşmaya başladılar. Sosyal medyada bunu gördük. Siz takviye gerektiğini düşünüyor musunuz Fenerbahçe'ye? Kesinlikle. Ve hangi pozisyonları? Kesinlikle gerekiyor. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Barış abi biraz önce söyledi. İlk hafta içeride oynamanın avantajı Fenerbahçe kullandı. Bence içeride oynamanın yanında en son oynamak ve rakiplerin puan kaybı da ayrı bir motivasyon olacak hamile genelinde. Çünkü cuma günü Galatasaray maçı oynanmadan önce baktığımız zaman sosyal medyada özellikle işte transferle ilgili sürekli Fenerbahçe taraftarlarının serzenişleri vardı. İşte Galatasaray kaybetti. Ardından Beşiktaş kaybetti. İbrahim bu sefer Trabzon Başakşehir kaybetti. İbrahim bu sefer transferi, arkadaşlar transferi bir tarafa bırakalım. Omuz omuzda işte şampiyonluğa hashtag'iyle sosyal medyada bir taraftara kenetlenmesi oldu. Bu söylemlerle Fenerbahçe sahaya çıktı. İlk hafta aslında içeride ve en son oynamak ve rakiplerin puan kaybıyla birlikte daha başka bir motivasyon oldu. Kimse transferi konuşmadı. Tabii dün oynanan oyunda iyi bir skorda bunları söylemek daha önemli bence Fenerbahçe açısından. Bana kalırsa kesinlikle transfer ihtiyacı var. Çünkü sezon genelinde bu tarz maçlar olacak ama bunlardan daha fazla sizi zorlayacak. Orta saha mücadelesinin olduğu maçlar ön plana çıkacak. Fenerbahçe'nin bence bu kurgusu, başlangıç kurgusu çok skor bulmaya değil, skor arttırmaya yönelik bir kurgu. İşte hep Fenerbahçe'de söylediğimiz kanatlardaki yavaş oyuncular bu sene hızlı oyuncularla, uçak diye tabir ettiğimiz oyuncularla oynuyor ama çift kanat birden hızlı oyuncuyla oynuyor. Futbol zekası olarak hem Emre'nin hem de Kruse'nin biraz gerisinde oyuncular. Moses ve Rodriguez. Daha çok işte daha skor, çabuklar. Çabuklar daha çok skor bulduktan sonra farkı arttırmaya yönelik oyuncular olarak görüyorum. Dün tabii skor erken gelmesi de maçı biraz rahatlattı. Kilit atacak oyuncular değiller. Ben özellikle Fenerbahçe'nin kanatlarda içeri kat eden oyuncuyla oynaması gerektiğini, en azından bir tane içeri kat eden oyuncuyla oynaması gerektiğini düşünüyorum. İki tane çizgiye inmeye çalışan oyuncuyla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle maç 0-0 oyununda. Onun dışında senin de söylediğin gibi defans hattına zaten herkesin malumu. Bir takviye. Sol bek Hasan Ali'nin sakatlanması ekstra oldu ama onu da geçtim. Hasan Ali olsa dahi ligde şampiyon olacaksan uzun maratonda ikinci alternatif sol bekinin olması gerekli diye düşünüyorum. Yani geçen sene işte İsmail Köybaşı vardı. İyi kötü bir şekilde sayı olarak o bölgeyi kapatıyordu. Bence İsmail Köybaşı gitti. Onun yerine bile bir transfer yapılmaması handikap olarak görüyorum. Onun dışında Berat Muriç'e galiba bir alternatif. Berat Muriç'e alternatif bence eğer yapılamazsa devreyi görebilir diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani Berat Muriç'in arkasında ne olacağı Fenerbahçe'nin son düşüneceği şey olmasın. Bence de öyle. Yani şimdi şöyle bir şey var, ben şunu söyleyeyim. Kruse mi yakalıyor Barış abi? Şimdi yani Kruse, Berat Muriç bir kere şu anda yani Fenerbahçe'nin son yıllarda gördüğü en iyi santrafor. Bir kere bu tartışmalar. Kadıköy'de yani Berat Muriç birdenbire böyle güneş gibi doğdu, öyle söyleyeyim. Emre Belözoğlu keza merkez orta sahada oyun kuran, oyunu yöneten oyuncu olarak attığı paslarla, oyunu okumasıyla, oyunu rahatlatmasıyla, derinlik ve genişlik kazandırmasıyla ve dikine oynama ve defanstan top alıp çıkartması vesaire gibi tüm bu özelliklerle merkez oyuncular, bu iki kişi Fenerbahçe'ye güneş gibi doğdu futbol performansı olarak konuşuyorum. Şimdi en büyük yanılgı bu maçtan, Fenerbahçe var ya, bu tamam şampiyon olur, bu takıma transfer de gerek yok, bu en büyük yanılgı olur. Fenerbahçe Emre ve Ozan'ı yan yana taşıyamaz. Çok yumuşak bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten sonra arkaya doğru saydığın zaman hiçbir oyuncu stoperlere kadar pres bile yapamaz, top bile kapamaz. Tamam. Ozan, Emre Belözoğlu'nun Çin malı versiyonu olarak ancak Emre'nin yerine, Emre artık tıkandığında 60-65'te artık çıkaramadığında oyunun arkasını Ozan Emre ile değişebilir. Ama mutlaka Fenerbahçe'ye çok iyi bir altı numara. Mesela işte Galatasaray'ın aldığı Enzonzi gibi
bir oyuncu ki. Veya iyi bir NDA'yı. Fenerbahçe'nin adı yazıldığı için konuşuyorum. Yani olabilir tabii ama Enzonzi de Fenerbahçe'nin önce yazılıyordu. Ali Koç'a ulaşamadıkları için Enzonzi Fenerbahçe'nin kapısından Galatasaray'a gitti. Geçen sefer de çok önemli bir bilgi vermiştin. Babel'le ilgili. Bu evet. da bizim yayınımızda. Evet. Bu sefer de Enzonzi bilgisini veriyor. Şimdi şunu söyleyeyim bir kere. Fenerbahçe yani görünen resim mi çekmek dersiniz? İşte içeriden gelen bilgi mi dersiniz? Dedikodu mu dersiniz? Duyum mu dersiniz? Hissiyat mı dersiniz? Ne derseniz siz değil ama Fenerbahçe yönetimi transferde son derece titrek davranıyor. Yani eli titriyor Fenerbahçe yönetimi. Bu parasızlıktır, şartlardır. Geçen seneki başarısızlık. Geçen seneki transfer başarısızlığı. Biraz daha yutkunarak, biraz daha yoğurdu üfleyerek yemektir, daha temkinli olmaktır. Bir kere Fenerbahçe geçen seneki transfer yapan aklı değiştirdi. Ya bugün Komolli, o zaman beyin pozisyondaki Komolli bugün icracı pozisyonda aracılık yapıyor. O zaman Komolli'nin yanında kullanılan diğer İsim vermeyeyim ama bunu Fenerbahçe içinde olan insanlar bilirler. Enstrümanlar saf dışı bırakıldı. Yeni enstrümanlar devreye sokuldu. Karar merci olarak Ali Koç, ulaşılması zor bir adam Fenerbahçe'de. Kendi ekibinin bile ulaşmakta zorlandığı bir adam. Fenerbahçe'yi yavaşlatan, bürokratik, böyle hani vardır ya bir gidersin bir yere, o seni oraya gönderir, oraya gönderir, oradan imzayı, oradan bir numara al, sıraya gir falan filan. Fenerbahçe'de çok yavaş işleyen bir süreç var. Bu da Fenerbahçe'nin alabileceği birçok oyuncuyu kaçırması anlamına geliyor. Fenerbahçe dakika bir Ryan Bobel'i de alamadı, Enzonzi'yi de alamadı. Ben burada yani isim sadece futbolcu olarak söylüyorum, yönetici olarak söylemiyorum, profesyonel olarak söylemiyorum. Başkan Ali Koç erişilmesi, ulaşılması çok zor bir adam. Bunun avantajları var ama dezavantajları da var. Fenerbahçe Ryan Bobel'i de Galatasaray'a kaptırdı, Enzonzi'yi de Galatasaray'a kaptırdı. Bu çok net bir durumdur. Ağır kaldı ama. Yani ağır kaldı Fenerbahçe. Oyuncu tercihinden ziyade burada karar olan bir karar şey verme noktası. Teknik olarak tabii. Karar verildi. Karar evet. Verme. Yani şimdi yani kulüplerin hepsi tamam bunlar büyük kulüpler. Doğru oyunculara gittiler. Bugüne kadar şu anda bak ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yaptığı bütün transferler doğru. Galatasaray'ın yaptığı bütün transferler doğru. Beşiktaş'ın çok transferler diyemiyorsun. Daha yeni yeni yapıyor Beşiktaş ama dakika bir Boyd transferi bile son derece doğru transfer. Yani bir kere artık oynadı maç abi. Evet. Şimdi dolayısıyla bir kere doğru transfer yapıyor takımlar. Ve zor şartlarda, çok zor ekonomik şartlarda doğru transfer yapıyor. Tamam. Ama Fenerbahçe çok ağır hareket ediyor. Çok ağır hareket ederek bugün geldiğimiz noktada sezonun açılış maçında neyse ki Galatasaray Gaziantep'le içeride oynadı. Senin sol bekin sağ bek. Hem de sağ bekler genelde sol bek oynayabilirler. Sol bek oynayamayan bir sağ bek. Stoperinin biri 6 numara. Öbürü de daha iki antrenman yapmış, belki üçüncü antrenmanı yapmamış Zanka. Bu arada Zanka çok ağır bir stoper. Zanka yapan Kayer'di. Kayer, Şikörteli de çok iyi etti. Kayer gidince Şikörteli de çok eleştiri geldi, dikkat edersin. Evet. Şikörteli de iyi stoperdir. Evet. Hani tamam top oyuna sokamadı dedi ama Premier League stoperidir Şikörteli. Dolayısıyla orada kilit adam Kayer'di. Kayer, Zanka bak Kayer yok ortada. Mesela orada Zanka'yı almak değil, Kayer'i de beraber almak. Kayer'i almadıktan sonra Zanka yanına her Adil Rami, Jailson falan konuşuyorsak kusura bakma Zanka çok can yakar. Galatasaray Gaziantep kullanamadı. Birkaç kere arkasına top attı. Offside olmasa evet. Hepsi de ıskaladı. Şey, yani gelemiyor Zanka. Oyuncu grubu da çok uyumlu değildi. Şimdi, zaten tabii, son hafta 5-6 transfer oldu. Ya zaten daha birinci bölgeden son derece uyumsuz. Yani Fenerbahçe şu maça çıkana kadar biliyorsun herkes biliyor Ozan Emre oynayacak. Ozan Emre'nin önünde Rodriguez, Max Kruse oynayacak. Moses oynayacak. Önünde de Muriç oynayacak. Bunu herkes biliyor. Ama arkayı nasıl kuruyorlardı? Allah'ım sen bizi koru. Yeri dörtlü buydu değil mi? Evet, evet. Yeri dörtlü buydu. Şimdi o yüzden Galatasaray-Gaziantep maçı gibi olmaz. Hele Başakşehir maçı ikinci fikstür. O hiç öyle olmaz. Bak ben sana söyleyeyim. 3-0 kaybeden Başakşehir'i sen gör Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe'nin yani sorunun üzerine oraya sordun. Olsun. O ben demek fark etmez ama Fenerbahçe'nin çok acil ama yani bugün değil dün alması gereken oyuncular bir stoper, bir sol bek ve bir 6 numaradır. 3 transfer bekliyor Barış Erkin. Kesinlikle. Peki Galatasaray'a geçiyoruz ve Engin Çetin'le başlıyorum. Galatasaray Denizli karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Ben de o esnada Radyo Spor'da yayındayım. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize aktardık. Aslında maçı çok kötü başlamadı. Penaltıyı değerlendirse veya Cagney dikkatli olursa 2-0 öne geçecekti ilk 20 dakika ama bir anda her şey tersi döndü ve mağlubiyet geldi. Nasıl bir maç oldu size göre? Ya şöyle, ben başlangıç 11'inde dediğim
senaryo gerçekleşseydi bile ben başlangıç 11'in yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Seri, Selçuk, İnan tercihi orta sahada özellikle deplasmanda son tercih edilecek bir durum. Ki elinizde Donk gibi geçen sene size şampiyonluk maçlarında işte Başakşehir içeride, Beşiktaş içeride fikstürlerinde oynatmış olduğunuz, gerekirse NDI'yi tribüne göndermiş olduğunuz bir oyuncudan bahsediyoruz ve Türkiye Ligi'nde özellikle orta sahanın maçları, bu tarz maçları kazandığını düşünüyorum ben. Selçuk İnan ve Seri orta sahası bana kalırsa deplasmanda çok zayıf kaldı. İkinci yarı hamle geldi ama tabii 10 kişi kalmıştı Galatasaray. Donk hamlesi stoper mevkine gelmiş oldu. Orada o sertliği sağlayamadım. Baktığın zaman dış fikstür her zaman zor oluyor. Yani yeni çıkan Denizli dahi olsa bir direnç koyabiliyor. Hatta dışarıda yeni çıkan takım daha da dirençli oluyor. Daha da dirençli yeni çıktığı ligdeki ilk maçı evinde. Evinde başlayacak. Dışarıda tribünler çok dolu, çok güzel. Dışarıda bir de bu şeyi gösteremiyorlar. O cesaretle gösteremiyorlar. Yani dışarıda kalsan 10 kişi yine kapanayım, beraber kalayım psikolojisi sizi geriye götürebiliyor ama içeride iç saha fikstüründe bunu üstesinden gelebiliyorsun. Ama lig bence içeride bitiyor. Bizim Türkiye Ligi'nin genetiğinde iç saha maçları çok önemli. Galatasaray bu haftaki maçı geçen haftakinden daha önemli. Bu hafta Konya ile içeride oynayacak. Bence kazandığı takdirde tekrar yarışı ortak olacaktır. Çünkü olmak zorunda Şampiyonlar Ligi başladığında farklı bir senaryo Galatasaray için ilerleyecek. Çünkü hafta içi oynadığı takım hafta sonuna direkt etki edecek. Burada oyuncu psikolojisini sağlamak çok zor diye düşünüyorum. Çünkü çok üst düzey oyuncularla Galatasaray sahaya çıkacak, sezona başlayacak. Yani transfer tamamlandığında ben biraz önce söylediğim gibi hep hızlı olsun diyoruz transferler ama olmuyor. Milli maç arası işte 2 Eylül itibariyle bence 4. haftadan itibaren takımlar tam kadro oynayacaklar. İlk 3 haftayı toplayabildiğim maksimum puan üzerinden değerlendiriyor her teknik adam. Burada da hata yapmaması gerekiyor Galatasaray'ın bence. Çünkü Şampiyonlar Ligi başladığında bu sefer psikolojik faktörler etki edecek. İşte Falcao'yu sen atıyorum Şampiyonlar Ligi fikstüründe İngiliz takımı çıktı, deplasmanda oynadın. Çok üst düzey bir maça çıktın, konsantrasyonu yüksek bir maça çıktın. Geldin işte Sivas deplasmanında aynı performansı alamayabilirsin. Bu psikoloji çünkü Şampiyonlar Ligi için yapılmış transferler. Galatasaray'ın bu sene görmüş olduğumuz transferleri seviyeyi çok yukarıya taşıdı. Ben biraz önce de konuşuyorduk yayın öncesi de. Kağıt üzerinde ilk 11 Türkiye Süper Ligi'nin ilk 11'ini yapsanız şu anda Galatasaray'dan 6-7 oyuncu banko oynatabileceğiniz yani herkesin, her futboldan anlayan herkesin şu anda söyleyecek. Ya, kağıt üzerinde 7 tane oyuncu mevkisine göre Türkiye'nin Süper Ligi'nin 11'ine girecek oyuncular mevcut. Ama bunları konsantre anlamında hem Şampiyonlar Ligi hem de lige konsantre etmek kolay olmayacaktır. Tabi burada Fatih Terim faktörü Galatasaray için avantaj olarak düşünüyorum. Peki Barış abi sana iki tane sorum olacak birbiriyle iç içe. Bir tanesi Galatasaray'da Fatih Terim bench'te yoktu. Ümit Davala'nın hamleleri çok tartışıldı. Özellikle de ben de eleştirdim bunu. Cagney'i çıkartıp Ahmet Çalık'ı oyuna alması. Kimse anlam veremedi orada ne yapmak istediğini. Sen teknik ekibin hamlelerini nasıl değerlendiriyorsun? Bir de Hasan Şaş'la ilgili sen bir paylaşım yaptın. Biraz Galatasaraylılardan da tepki aldın. Sana gelen mention'lara da baktım. Burada da neyi eleştirdiğini bir kez daha açıklamak ister misin? Şimdi bir kere Galatasaray bench'inin hamleleri Fatih Terim olsaydı, Ümit Davala falan ondan ziyade Galatasaray'ın problemi bence tamam hamleler tartışılır, hamleler her zaman, hele netice olumsuz olduğunda her hamle tartışılır, olabilir ama o çok onun üzerinde durmaya gerek yok bence en azından şu aşamada veya onu başka bir program konusu yapabiliriz daha evet. Teknik anlamda Denizli'nin ne yaptığını, o dakikada Ümit Davala'nın ne düşündüğüne falan onu ayrı konuşuruz çok dağıtmamak açısından onu biraz hızlı geçeyim. Bence esas problem sahada Galatasaray hazır değildi, kafaca hazır değildi ve Denizli Spor işte yeni çıktığı ligde evinde ilk maçı oynama motivasyonu, yani Antep'in tam tersi motivasyonla içeride bir takımın yeni çıktığı ligde oynaması bambaşka bir şeydir ilk maçı. Hem de büyük takım oynarken daha da fazla motive oldukları için bütün hepsi Galatasaray'ın aleyhine birikti. Ben Galatasaray bunun sesinden gelebilir diye düşünüyordum ama Galatasaray maç içindeki genel görüntüsüyle de onun üstesinden gelebilecek bir şey vermedi. Burada eksik kalan transferler olmuş olsaydı zamanında o hem de yani bu hafta değil 3-5 hafta önce gelmiş olsalardı yani bir Falcao transferi bir Enzonzi transferi, bir Seri transferi bunların hepsi daha evvel yapılmış olsaydı Galatasaray bunun da üstesinden gelebilirdi. Bugün Galatasaray'ın bu kadrosu Fenerbahçe'nin de bu kadrosuyla beraber ligin şampiyonluğu en güçlü adayları ama
eksik gördüğüm diğer 3 Fenerbahçe'deki transfer gibi Galatasaray'da da Falcao veya Falcaovari bir transfer ya da Enzonzi, bunların takıma entegre olmasıyla beraber Engin Çetin'in de söylediği koordinasyonla ancak o şekilde deplasman fikstürlerinde üstesinden gelen, içeride zaten kazanan ve dolayısıyla da şampiyonun güçlü adayı olarak bizim andığımız takımlar olacaklar. Hasan Şaş meselesine gelince, Hasan Şaş meselesi şöyle bir konu. Hasan Şaş futbolcu değil. Hasan Şaş antrenör. Hasan Şaş'ın artık farklı bir sorumluluğu, farklı bir ceketi var. Fatih Terim'in sağ kolu pozisyonunda görülüyor, kabul ediliyor. Dolayısıyla biz, ben Hasan Şaş'ın bu çirkin davranışlarını saha içinde, saha kenarında, saha dışında ki bunların en başına koyduğum olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçında saha içinde futbolcu kovalayan Hasan Şaş profili, antrenör Hasan Şaş profili. Futbolcu futbolcuyu kovalasa onu bile bir yerde artık iş çığırından çıkmış, o noktaya gelmiş, onu kendi sistemi içerisinde başka türlü konuşabiliriz. Ama bir teknik heyet mensubunun, hem de Galatasaray gibi bir takımın teknik kadrosunda Fatih Terim gibi bir hocanın yardımcısı olan bir adamın sahanın içinde bir sağa bir sola deli dana gibi koşturmasını hiç kimsenin kabul etmemesi gerekir. Hiçbir Galatasaraylı'nın kabul etmemesi gerekir ve Fatih Terim'in de kabul etmemesi gerekir. Fatih Terim bunların hepsinin yanında bir de sahip çıkmıştır. Fatih Terim de büyük bir çizik yemiştir burada yani. Ben bunu Galatasaraylılar sever sevmez hoşuna gider. Ya bunu Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u yok. Bu bir spor adamı profiliyle alakalıdır, tamam mı? Ve bu futbolcu dediğim gibi değildir. Mesela ben bunu söyledim Hasan Şaş. Bana göre ben Aziz Yıldırım'a da yıllarca Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye en çok zarar veren adam olarak söyledim de aynı şekilde Fenerbahçe'ye küfür ediyorlardı. Şimdi Aziz Yıldırım'dan kurtulduk diye herkes şey yapıyor. Şimdi Ali Koç acaba o mu değil mi yoksa Aziz Yıldırım'ın farklı bir versiyonu mu diye şimdi tereddütler yaşanıyor. O da başka bir konu. Yani insan pozisyonuna göre hareket etmesi lazım. Tamam mı? Emre Belözoğlu'nun ettiği küfürü niye konuşmuyorsun diyorlar. Konuşmayacağım ben şairim yani, defalarca. Ya defalarca konuştum. Emre Belözoğlu işte 40 yaşında maestro. Fenerbahçe'de maestro. Yani Fenerbahçe böyle bir orta sahibisi görmedi uzun yıllardır. Bu kadar iyi bir oyuncu ama bu küfürler... Ama bu da benim konum değil ki. Bu da orada hakem o küfürü görüyor, yutuyor kardeşim. Hakem de biraz karakterli olsun. Emre Belözoğlu'na bu küfür ettiği zaman kırmızı kart gösteremeyen hakem de hakemlik yapmasın. Bak bu başka bir konu. Ama bu futbolcu. Emre Belözoğlu sahada küfür eden tek futbolcu bu. Her futbolcu küfür ediyor. Efendim biri İspanyolca diyormuş da anlaşılmıyormuş da öbürü Boşnakça diyormuş anlaşılmıyormuş. O zaman ona göre diyorlar ki mesela efendim işte küfürler anlaşılmıyor. Bazısı küfür ediyor, bazısı söyleniyor. Bunlar tolere edilme standardına göre tabii işinden çıkılamıyor. Bazen hakem hoca yüzüne bakarak da yaptı diye ediyor. Bazen duymazdan geliyor falan diyorlar. O zaman hocanın gördüğü yerde de bu sefer kamera sonradan ceza veremiyor. Hocanın bakmadığı yere kamera ceza verebiliyor. Kardeşim bunun bir standartını belirleyin. Sizin hakemleriniz son derece omurgasız. Son derece şahsiyetsiz. Şimdi ben bunu nasıl şey yapayım ki anlatamıyorum. Sonuçta bu futbolcu. Sahanın içinde futbolcularla ilgili zaten bu şey devam ediyor. Ve hakemin otoritesini açıkça meydan okuyan, küfür eden, çoluğa, çocuğa kötü örnek olan, futbol oyun kurallarını artık zorlamakla değil dışına çıkarak, tamam mı? Bir şeyleri terörize eden kim varsa, hangi formayı yiyorsa, ne kadar kıymetli bir futbolcu olursa olsun, gereken cezayı verecek yapıyı federasyon kursun. Ben bunun arkasındayım. Bunu yıllarca konuşmuş bir adam, tamam mı? Şimdi bu futbolcu alakalı bu. Şimdi Hasan Şaş bunun da dışında bir profil. Hasan Şaş antrenör. Hasan Şaş yedek kulübesinde hocalık yapan bir adam. Abilik yapan bir adam. Futbolcudan farklı. Böyle büyük camialarda bu kadar rakip takımlarla kavga eden, laf yetiştiren, küfür eden, adam kovalayan, bir şey çıksın da ben buradan prim yapayım diye böylesiyle, yani Hasan Şaş'ın antrenörüyle ilgili Galatasaray'da ne konuşuluyor Allah aşkına? Fatih Terim'in ona yol verdiği kadar faydalı olduğu düşünülüyor. Fatih Terim'den dolayı Hasan Şaş'ın Galatasaray'a faydalı olduğu düşünülüyor. Bunun dışında Hasan Şaş'ın ne kattığını bana söyleyin Galatasaray'a. Sadece polemik konusu, sadece çirkinliğiyle, davranışlarıyla Galatasaray yara alan, tepki alan bir pozisyonda. En çok benim söylediklerim arkasında durması gerekenler Galatasaray'da olması lazımken, Galatasaray. Niye bu? Çünkü bu fanatizm böyle. Kendi adamı her zaman doğru. Başkası yaparsa onun da karşılığı o diye. Böyle bir şey. Ben abi Fenerbahçe'nin fanatiği de benim umurumda değil. Galatasaray'ın fanatiği de umurumda değil. Beşiktaş'ın fanatiği de umurumda değil. Trabzon'unki de değil. Hiçbir zaman da olmadı. Vız gelir tırıs gider. Doğru olan neyse bunun takımı olmaz, forması olmaz, rengi olmaz. Doğru olanı konuşacak cesareti olmayan adam da kusura bakmaz kendini spor adamı diye adlandırmasın. Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ı da konuşmamız gerekiyor. Yine size dönüyorum. Tamam, madem geldiniz katlanacaksınız. Evet, tabii, ben davet etmedim. Seve seve. Aslında ben hiç konuşmayacaktım.
Yani Engin Bey ben konuşacaktı. Dinlemek ama ben yine ama ben yine de bir şey söyleyeyim. Peki Beşiktaş'ı da konuşup zaten yayını bitireceğiz. Onu söyleyelim, yönetmenimiz de göstermesi de konuştuk. Beşiktaş şimdi Denizli Galatasaray maçını konuştuk. Dedik ki Galatasaray şurada şurada hata yapmasaydı belki de maçı kazanırdı. Ben Sivasspor Beşiktaş maçını seyrederken mesela hiç Beşiktaş'ın o kazanma noktasına geldiğini hissetmedim. Yani kötü doğru oynayarak kaybettim. Doğru yani. Ben sıkıntı nedir Beşiktaş'ta? Şimdi hazırlık maçlarını bu süreçte takip etmeye çalıştık. Beşiktaş'ın maçlarını doğru söylemek gerekirse izleme şansım olmadı. Sadece özetlerine bakabildim. Yani canlı izleme şansım olmadı. Ama maça çıkarken kadrolarına, istatistiklerine maç sonunda baktım. Çıktığı kadrolarda tamamıyla Abdullah Avcı takımın omurgasını teşkil eden oyuncularla çıktığını gördüm. Yani ana kadroda hiç böyle yedek kadroya çıkmadı hazırlık maçlarında. Ama nispeten Beşiktaş isim olarak kendinden güçlü takımda oynamasına rağmen gol atamadığını gördüm. Allah Allah, Beşiktaş neden gol atamıyor? Neden adı acaba? Çünkü bildiği bir oyun da var Beşiktaş'ın. Adam öyle şaşırdım ama Sivas maçını izleyince Beşiktaş'ın tespitlerinin doğru olduğunu gördüm. Yani bu oyunda zaten atamazmış Beşiktaş. Hazırlık maçlarında da bu oyunda atamazmış. Çünkü Burak da oynadı, Laiç de oynadı, Quaresma da oynadı, Boyd da oynadı. Hepsi hazırlık maçlarında vardı 11'inde, başlangıç 11'inde. Ama Beşiktaş'ın golü yok farkındaysanız. Sivas maçına da baktığımız zaman Beşiktaş'ın oyunun hiçbir anında maçı ben kazanacağım, gol atacağım izlenimi vermedi. Sadece Panathinaikos maçındaki gol attılar. Bir de çok tamamıyla gençler çıktığı bir maçta atmıştı. Evet. Onun dışında baktığım zaman Abdullah Avcı'nın uzun süre Başakşehir'de bir performansı var. Üzerine koyarak gitti. Takım kalitesini arttırdı. Tabii orada imkan da vardı. Şu anda çok fazla Beşiktaş'ın ana çekirge kadrosu var. Ama o imkan transferlerle kendisine verilmiyor. Bunu görüyoruz. Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a getiren faktör neydi? Şampiyonluğu belki de kaybettiğini düşündü Abdullah Avcı'nın iş dünyasında. Şuydu. Ya arkamda camia yok. Ben buraya kadar getirdim. Olmuyor. Camia olsaydı olurdu. İzlenimi oldu. Bu sebeple bir teklif gelince Beşiktaş'tan, Beşiktaş'ta büyük camia, ben bu camiaya bilgi birikimine şampiyon olurum diye Beşiktaş'a geldi. Ama unuttuğu bir şey vardı. Üzerine koymazsa bu büyük camiada kendisini buraya gelmesine sebep olan taraftar camia gücü kendisinin bir an önce hızlıca gitmesini de sağlayabilir. Çünkü Başakşehir'de yanlışlar yaparken bile tepki görmedi. Bu onun avantajıydı aslında ama belki avantajı yaşarken fark edemedi. Şimdi bak, Beşiktaş'ta farklı bir durum söz konusu olacak. Yani şunu demek istiyorum. Sivas'a karşı niteliksiz Beşiktaş gördüm ben. Yani Abdullah Avcı dursa, geçen seneki Beşiktaş'ı sahaya sürse, hiçbir şey karışmasa, hani bildiğini de unutturmuş takıma. Takım bildiğini okusa en azından maç ortak olur. Belki kaybedebilir, berabere kalabilir ama en azından maçın içerisinde olurdu Beşiktaş. Hiçbir geçen sene Şenol Genç Beşiktaş'ın da böyle etkisiz bir oyun görmedim ben. Yenildiği maçlara dahi bir şekilde maçın içine girebiliyordu Beşiktaş. Ama Abdullah Avcı zannedersem ikilemde kalıyor. Şunu gözlemleyebiliyorum. İşte takımın geçmiş dönemde omurgasını oluşturan işte Bekler, Gökhan, Caner, bunları direkt kesemedi ki transfer yapılmasına rağmen o bölgelere. İşte Douglas ve Reboş'a. Bence bu hafta dönecek ona. Yeni transferlere dönecek. Yani kendi dokunuşunu yapması lazım. Kendi dokunuşunu yapacaksan da etkisini göstermesi lazım. Ya da etkisini göstermeyecekse dokunmayacaksın. Takım gidecek, belli bir yerde dokunması gerekir diye düşünüyorum. Abdullah Avcı özelinde. Çünkü kendisine şöyle bir söylemi oldu. İlk yarı benim istediğim oyunları, sonra eskiye döndük gibi bir şey söyledi. Bence çok teknik adam için talihsiz bir açıklama. Takıma ne oynatmak istediğini hissettirmeli, oyuncuyu inandırmalı ve takımda onu oynamalı diye düşünüyorum. Başarılı olmak istiyorsa Beşiktaş'ta. Söyleyeceğim ama Beşiktaş'ta. Barış abi senle beraber bitirelim. Beşiktaş'la ilgili senin yorumlarını da alalım. Trabzonspor için ayrı bir program yaparız. Belki Barış abi yine müsait olursa AYK maçı sonrası bir küçük röportaj alırım Barış abiden. Beşiktaş'la beraber istersen programı bitirelim Barış abi. Yani Beşiktaş'ın yönetim tarafında da ciddi problemleri var. Fikret Orman'ın topal ördek olarak değerlendirmek yeridir şu anda. Bitmiş transferlere uçup imaj tazeleme peşinde Fikret Orman. Bir kere orada zaten büyük bir sıkıntı var. Abdullah Avcı çok zor bir yere geldi. Çok zor bir ekonomiye geldi. Ve çok büyük beklentiyle geldi. Büyük takım günün sonunda. Artık yani Abdullah Avcı'nın hatasına veyahut da kararlarını sorgulayan kimsenin olmadığı bir Başakşehir'den her hafta 45-50 bin teknik adamla saha içinde ve milyonlar saha dışında bunların sürekli tepeden tırnağa tahlil ettiği ve acımasızca da eleştirdiği tabiri caizse tek bir şeyle ifadesi var bunun. Büyük camiaya geldi. Dolayısıyla büyük camiada birçok şeyi eski oyuncularla dediği gibi Engin'in yenilerle de değil eskilerle
biraz daha yenilerin dokunuşu ama sonuçta her şeyi birden değiştireceğim. Ve bunları eski oyuncularla yapacağım. Eski kadroyla yeni bir zihniyet. Bu çok kolay bir şey değil. Bu zamanı yok da yani Beşiktaş'ın.